Su zammı ile ilgili şunu söyleyeyim. Su zammı şu anda taksicilerimizle beraberiz. Taksicilerimiz yıllardır zam almadı. Ama her gün bir zamla ne yazık ki haşır neşir bir toplumuz. Üzülüyoruz. Biz bazı tahliller yapmak zorundayız. Bakın yaptığımız zam ya da önerdiğimiz zam 2020 yılının zammı. 2020. 4.80 idi. Şu anda 4.80 olacak Ocak 2020'de zamlı hali suyun. Biz 5.20 iken aldık. Yani 5.20'den aldık 2019'un Ocak ayından bahsediyoruz. Dolayısıyla biz zaten bir standarda bir tabana oturttuk suyu. Ama Türkiye'de yakıt zammı, enerji zammı %60'lardayken biz önümüzdeki yıl insanlara su vermek için, yatırım yapabilmek için kendimizi kurumsal olarak korumak zorundayız. Zam budur. Zammın kaynağı ne yazık ki ülkemizdeki ekonomik sıkıntılardan kaynaklı zamlardır. Buna sıkıntı duyanlar varsa ben söyleyeyim, hemen doğalgaz faturalarını geri çeksinler, zamlarını. Hemen yakıt zamlarını geri çeksinler. Başımın üstüne biz de zam yapmayalım. Ama onlar da zammı geri çeksinler. Benim vatandaşlarım sadece 3 ay önceki doğalgaza baksın. 4 ay önceki elektrik faturasına baksın. Sebebi budur. Ama en minimumda tutarak yapıyoruz. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Bizim keyfi zam yapacak bir kurum ve kişi değilim ben. Gündemde su zamları. Evet. Birincisi bu. İkincisi arıtma tesisiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Bir İTÜ raporunun İTÜ raporu tartışması var. İTÜ bir rapor yayınlamadı. Akademisyen görüşüdür diye bir açıklaması var. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Tersten başlayalım. Yani biz İTÜ yayınladı demedik. Yani biz öyle bir şey demedik. Kendileri yaygara çıkardı. Üniversitede açıklama yapmak zorunda kaldı. Yani olabilir. Herkes açıklayabilir. Bizim de bilgisine başvuracağımız bilim insanları var. Konuşuyoruz. Çok net. Haliç'in dibinde, o güzelim Haliç'in kenarında kokma riski yüksek, çamur atık planlaması üst seviyede. Aynı zamanda orada hiçbir ihtiyaç yokken böyle bir tesisin kurulması tamamıyla yanlıştır. Artı 130 bin metrelik alanın 75-80 bin metrekaresi belki de Sayın Cumhurbaşkanı'nın eliyle diktiği 30 yıllık 25 yıllık ağaçlarla dolu. Şimdi böyle bir alanın tercihi yanlış. Biz biyolojik arıtmaya karşı değiliz, yapacağız zaten. Bugün açıklamamızı yaptık. Daha iyi yerde yapacağız, daha verimli alanlarda yapacağız. Ama burada değil, bu alanda ihtiyaç yok. Artı Haliç'in kokmasından bahsediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'na da yanlış bilgi verdiler herhalde, o da anlattı. Bir alakası yok. Zaten Haliç'e giden bir su yok şu anda. Haliç'in tüm atık, yani oraya gelen bütün atıklar Yenikapı'ya ve Balta Limanı'na zaten aktarılıyor. Onun için hani bu sorunun cevabı bu olsun. Bizim biyolojik atıkla derdimiz yok. Bizim aynı zamanda İstanbul'un çok farklı yerlerine çok güzel biyolojik atık merkezleri kurarız. Arıtma tesisleri kurarız. Aynı zamanda Haliç koruma altındadır. Çok da güzel olacak, göreceksiniz. İstanbul dünyanın en önemli şehirlerinden, en önemli merkezlerinden birisi. Dolayısıyla dünya ile çok sıkı teması olması gerekiyor. Bir dönemin başlangıcında elbette bazı değerli davetler var. Bu davetlere katıldık. En son Almanya'daydık ama her gittiğimiz noktada çok verimli de görüşmeler yapıyoruz. Şimdi de Londra'ya gidiyoruz. Londra Büyükşehir Belediye Başkanı'nın davetiyle beraber. Ama aynı zamanda Londra'da ama teknik kurullarıyla olsun, ama finans kuruluşlarıyla olsun çok verimli buluşmalar yapacağımızı öngörüyorum. Çünkü zira önümüzdeki liste çok değerli. İstanbul'umuzun daha iyi bir seviyeye gelmesi, iletişim kurması, tanıtılması, her ülkeyle daha dünya kenti vizyonuyla hareket etmesi konusundaki ziyaretlerden birisi.